Her canlının ölümü tadacağı gibi her uçak da bir gün gökyüzüne veda edecektir. Ama nasıl? Bir ticari uçak uçması iktisadi açıdan mantıksız hale geldiği zaman yolun sonuna gelmiştir. Bakım ve onarım maliyetlerinin artması, modelin başta yakıt tüketim ve güvenlik açısından yeni çıkan uçak modellerinin çok gerisinde kalması, bir yer kazası sonrasında parça değişim maliyetlerinin çok yüksek olması, bir uçağın kal edilmesi yani artık uçmaması için akla gelen ilk sebeplerdendir. Bir ticari jetin ilk uçuşu ile son uçuşu arasında geçen süre 25 ile 35 yıl arasında değişebilir. Tabi bu sayılar çok esnektir. Yani bir uçağın 25 seneden önce kal edilmesi ya da 35 yaşını aşmasına rağmen hala uçuşa devam etmesi de mümkündür. Uçağın hizmet süresini tamamlaması ardından tekrar kullanılabilecek ya da geri dönüşü mümkün tüm ekipman ve parçalar sökülerek tekrar değerlendirilir. Geriye kalan şey ise genellikle bir metal yağındır. Gövdeyi oluşturan bu metal yağın da genellikle geri dönüştürülür. Hadi ben de bir klişeye teslim olayım. Yani jilet olur. Ama istisnalar hariç. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de bu konuyla ilgili çok güzel bir istisnaya şahit olduk. Hurda'ya ayrılan bir Airbus A300 Kuşadası'nda denize batırıldı. Şimdi balıkların yeni yuvası, dalgıçların yeni ilgi odağı olacak bu uçağın hikayesine bir göz atalım. 14 Mart 1980, Fransa'nın Toulouse şehrindeki Airbus fabrikasında montajı tamamlanan uçak ilk uçuşunu gerçekleştirdi. O gün gıcır gıcır bir Airbus A300 olarak gökyüzüyle tanıştı. 30 Nisan 1980. Test uçuşlarının tamamlamasının ardından Yunan Olimpik Hava Yolları'na teslim edildi. O artık 260 yolcuyu aynı anda gökyüzüyle buluşturup sevdiklerine ulaştıracaktı. 14 Nisan 1999. 19 sene boyunca Olimpik Hava Yolları bünyesinde nice insan hikayesi taşıyan, nice unutulmaz anlara sahne olan A300 için yeni bir sayfa açılıyordu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Finova Capital isimli bir şirkete satıldı ve koltukları sökülerek bir kargo uçağına dönüştürüldü. Avrupa'da birkaç farklı şirket adına kargo taşımaya başladı. İnsanlarla tekrar buluştuğunda bu kez gökyüzünde değil deniz altında olacaktı. Dev kuşun yolu bu sefer Türkiye'ye düşmüştü. 8 Ağustos 2006. Burası onun ebedi dinlenme yeri olacaktı. Ömrünün son yıllarında Türk şirketleri adına çalışacak, Türk tescili alacaktı. Önce ACT Kargo, sonra My Cargo adına uçtu. Ve kaçınılmaz son geldi. 25 Ekim 2012. D bakımı olarak adlandırılan büyük bakımlarından birinin zamanıydı. 36 yaşındaki uçan dev için yolun sonu gelmişti. Bakımlarının yapılıp uçuşa devam etmesi ticari açıdan mantıklı görülmedi ve Hurda'ya ayrıldı. Değerli ekipmanları söküldü ve Sabiha Gökçen havalimanı apronunda son yolculuğuna çıkmadan önce dinlenmeye çekildi. Ve 4 Haziran 2016. A300'ün tekrar insanlarla buluşma vakti gelmişti. Doğduğu günden bugüne binlerce kişiyi gökyüzünün güzellikleriyle buluşturan koca yürekli uçak, şimdi denizaltının güzelliklerinden biri olmuştu. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve bu videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Normal değil. Tamam mıyız? 9 saniyeni daha çalıyorum. Gitti 9 saniye daha. Ürünlerin hepsini kontrol et. Bak ne olur ne olmaz. Ben bakacağım, merak etme. Gitti. Şu an 9 saniye daha gitti. Hayır.